Mersin'e ve Mersin'deki bu arkadaşlarına, genç arkadaşlarımıza burada askeri şartları sağlayamıyoruz. Onların bir odası yok. Çocukların bilgisayarları, yazıcıları falan yok. Kadın kollarında bu revizyonları yaptık biz genellikle. İyi oldu. Şu an iyi durumdayız. Yani onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz ama onlara daha iyi, daha uygun bir ortam hazırlayacağız. Bunu taahhüt ediyoruz. 18 Mart'ta da yeni binamızın mahkemesi var. Muhtemelen %90 bir anlaşmamız olacak. Oraya geçme durumumuz olacak muhtemelen. Başkanımla da istişare edeceğiz. Şu anda Finike'den beklentilerinizi karşılayamazlar. Eksik bırakırlarsa bizim bunda büyük kabahatimiz var. Ben bilmeniz açısından söylüyorum. Her sene de hepinizin huzurunda yönetim kurulu üyelerine, yönetim kurulu üye adaylarına da bizim bunları taahhüt edeceğimizi, o zamana kadar da benim odamın gençlik kolları odası olduğunu buradan her bütün arkadaşlarıma bilgi olarak sunuyorum. Bilgi İnşallah. Olarak, tamam. Görüşmeler, başarılar. Şimdiden ayrı olsun. Çok değerli genç arkadaşlarım. Bizim de mektuplarımız. Hepinize saygı ve sevgiyle selam ediyorum. 31 Mart'ta biz birlikte olduk, birlik olduk ve Cumhur Senatı'nın sonucunda Finike'de 63 yıl sonra belediye başkanı ve aynı zamanda Antalya'da seçimi beraber aldık. Türkiye'nin de genelinde yerel yönetimlerde beraber seçimi aldık. Artık bundan sonra aykırı düşünceli değil, beraberlik, birlik içerisinde başarılı olmak zorundayız. Biz başarılı olursak artık genel yönetimin, yani yerel yönetimin başarısı, yerel yönetime geçmek, yerel yönetimlerin başarısına geçiyor. Onun için de biz de başarılı olmak zorundayız. Başarılı olmak için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Artık bundan sonra birlikte, beraberlikte bu işi götüreceğiz. Ama tabii yerel yönetim olmanın büyük zorlukları var. Geçmiş dönemde AKP iktidarının yaptığı büyük bir tahribatlar var. Bu tahribatlar iktidarın bir miktarı devriye başkanlığı yaptığı bir tahribatlar. Tahribatları onarmak hakikaten çok zor. Yani inanın bana geceyi gündüze katıyoruz. Bizim de bazı zorluklarımız oluyor. Aşamadığımız zamanlar da oluyor. Ama bir zorluklar aşamadığı zaman da kaçacak halimiz yok. Biz zaten bunları bilerek ama elimizin de olduğu kadarıyla imkanlar çerçevesinde hizmet etmeye çalışıyoruz. Finike'mizde olmayan şeyleri yapmak istiyoruz. Benim amacım şu. Diğer ilçelerde olmayan şeyleri getirmek. Neden bunu söylüyorum? Bugün Kumuca'da ne yok? Demre'de ne yok? Ne eksik? Elmalı'da ne eksik? Bizim artı neyimiz var? Bizim artı denizimiz var. Artı bir kıyımız var. Artı bir marinamız var. Şimdi biz bunları değerlendirmeliyiz ki Kumuca halkını buraya çekmeliyiz akşamlar. Elmalı'yı buraya çekmeliyiz. Demre'yi buraya çekmeliyiz. Ayrıca Demre'ye giden 700 bin kişi var. Noel Baba'yı ziyaret ediyor. Şimdi biz Finike'mizde bunları durduramıyoruz. Yani bir portakal suyu içirsek veya bir alışveriş yaparsak hiçbir şeyini yaptıramıyoruz. Artık biz bunları el atma zamanı geldiğini düşünüyoruz. Şimdiye kadar el atamamış ama dar bütçe çerçevesinde şu anda adım attık. Şimdi 5 milyon civarında bir yatırımla Finike'nin içerisindeki 33 tane binamız, 13 tane tescilli ve 20 tane tescilli binamızın cephe giydirmesini inşallah yakın zamanda iadesine çıkacağız. Mahallelikten söz aldık. Şu anda 2,5 milyon parayı verdi mahalle ve yıl sonu dönüldüğünü bunun hepsinin parasını verecek. Bunları yaptık güzel bir şey. Sağ olun. Teşekkür ederim kendisine de. Burada. İnşallah yakın zamanda iadeye gideceğiz ve iadeye çıkacağız. Klinikimize bir tarihi sokalım. Yaşatmış olacağız böyle. Kültür evimizi düzenlemek istiyoruz. Artık o kültür evinin bir çay kahve içecek yeri değil, kültür içeren bir yer olmasını istiyoruz. Onun yanı sıra karşıdaki eski balıkçı, şimdi hatırlamıyorum, Cevdet abi, Cevdet Bey var. Onların bir evi var. Orada Atatürk ve İnönü'nün resmi olan bir yer. Bu ev eski bir Rum evi. Ama sonradan hükümet burayı satın almış, hükümet konağı yapmış, altını güvenlik müşteri yanlarına yapmış. Zamanla hükümet burada boşaltmış, yetmemiş.
Ondan sonra da bu ev satılmış. O zaman işte balıkçı şey yapmış ve bu evde oturmuşlar. Bu ev bir tarih kokuyor. Bu evi satın almayız. Sahipleriyle konuştuk. Birkaç miraslardan dolayı pürüzleri var. İnşallah onlar halledecekler. O evi de alırsak artık oradan bir kültür sokağı ve kültür evi, işte kültür evi karşıdaki bizim bir sosyal kültürel bir evimiz yine olacak. Orada sosyal tesis gibi insanlar birbirine çay içebilir bir yer yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra da arka sokakta uğraştığı zaman bir kültür şeyinde caminin yanına kadar inecek. Böyle bir sokak yaratmak istiyoruz. Şu anda meydan projemiz geldi. Bakıyoruz üzerine incelemeler yapıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi biraz önce. Biz artık Finike'de çok zaman kaybedildi. Her şey ben bildim havasıyla değil, biz bildik havasıyla götürmek istiyoruz. Şu anda projemiz hazır. Meclis üyeleriyle beraber karşılayacağız. Genel meclis üyeleriyle karşılayacağız. Son haline hatta sonra halkımızı yapacağız. Biz bu meydanı yapıyoruz, böyle istiyoruz. Var mı? Eksik. Tartışsın halk. Artı eksik değerleri varsa bir söylesinler ki gelen bilgiler için içerisinde biz de uygunsa eğer o ortama veya bir şeye onları da yapmaya devam etmeye çalışacağız. Artık çalışmaya başladık. Yani belediyenin içerisinde hakikaten ilk geldiğim zamanlar bir bakkal defterler, bakkal yanlış anlamıyorum. Şey yapmayın ama halk arasında böyle bir şey söyledi. Yani bakkal defteri gibi yani her taraf belediye zekanesi şöyle duvardı. Belediye de aynı olmuş. İnanın bana benim üç tane mahallemde yani üç tane belediyede geçmişte yedim bunu. Ve üç tane hesap. Bugün vatandaş geldiği zaman benim Hasurt'taki yerimin hesabı çıkıyor. Peki Turunçova'da yerim var. Finike'de yerim var. Ya o kadar olmuş ki böyle tutanın elinde kalmış. Ya hiç kimse böyle şey. %37 tahsilat. %37 tahsilatla belediye yönetebilme şansınız var mı? %37. Yani borç alınmış belediye yönetilmiş. Borç alınmış belediye yönetilmiş ama nereye kadar? Biz geldik, hiçbir banka bize borç para vermiyor. Bütün bankalar kapattı. Siz batıksınız belediye olarak. Şirket batık vaziyette. Yani o kadar zorluklar geldi ki. Neden? Kumcu'ya soruyorum, ben de 300 kişi çalışıyor diyor. Kaş'a soruyorum, 70 bin nüfusu var, 300 kişi çalışıyor diyor. Elmalı'ya soruyorum, 35 nüfusu var, 35 bin, 150 kişi çalışıyor. Ben geliyorum, 48 bin kişi, 430 kişi çalışıyor. Bu maaşı nasıl ödeyeceksiniz arkadaşlar? Yani bunların zorlukları var. Yani kolay bir şey değil. Sigortaya olmuş 6 milyon borç. Maliye olmuş 3 milyon borç. İcra kapısında bekliyor 3 milyon borç, 4 milyon borç. 1,5 sene önce, 3 sene önce çöp toplatmışlar şirketi birine. 1 milyon 400 milyon lira para, o bekliyor. Araç kiralamışlar 400 bin lira, o bekliyor. Buna benzemez, neler? Yani hepsini sen alasan. Yani bunları biz bir oturduk. Sağ olsun vatandaşlarımız bize güvendiler. Yani ilk belediyeye geldiğim zaman, zaten sağ olsun gelen giden arkadaşlarla hiçbir zaman eminliğim yok ama belediye işine bakamıyorsunuz. Önünüzde 10 milyon gibi bir para var, önemli bir ödenecek olan. 300 parselin borcu var, 3 milyon lira ödemek zorundasın, 3,5 milyon lira. Çünkü devlet oran bir anlaşma var. Bu anlaşma ne diyor? İki taksi üstü ödemezseniz karşılıklı pes olur diyor. Ve ödediğiniz para diyor hiç faizsiz geri verilir diyor. Yani belediyenin ödediği para hiç faizsiz geri verilir diyor. Oradaki vatandaşlar bu adam olacak. 1380 tane varsa var. 400'e yakın kişi vali kim var? Ne yapacaksınız? Yani belediyeden meclisten aldığım 2,5 milyon borç. Eğer 1,5 milyon paraya ihtiyaç vardı. Zor aldım. Özel ilişkilerle, genel müdürlükten, bölge müdürlüğünden şey koyarak, ağırlığımızı koyarak para bulundu. Yani, sağ olsun vatandaşlar da aşağıya geldiler hakikaten. Mustafa Yiğitçi sana helal olsun. Biz bu parayı yatırmadık. Sana faizi de helal olsun. Biz bu paranın artık doğru yere gideceğini biliyoruz. Ve halkımızdan da inanın bana 8,5 milyon para toplayarak bir ay içerisinde gidiyoruz. Yani buradan anlatırken, kusura bakmayın, zorlukları da söylüyorum size.
Artık bundan sonra yüzde çıktık mı? Hayır. Bugün değil çıktık. Ama bir şeyler yapmaya çalışacağız elimizi iyi kandırayım. Artık bundan sonra biraz daha kısım tabii. Üst olmadan Resul Aşağı'nın tasarruf ettik. Araçların bazı yaptığını önledik. Daha buna benzer şeylerden kıstık. Daha hizmette kaldı mı kalmadı. Yani yapıyoruz. Çöpümüzü topluyoruz. Baş yerinde yaptığımız fen işleriyle yollarımızı yapıyoruz. Ben büyük yatırımlara girmedik. Neden girmedik? Para verdik. Yani. Bakın bir gördüm. Ekim'in 12'si de bitti. Müracaatımızı yaptık. Yani şeycik bak. Bekliyorum. Müdürüm de çok iyi tanıyorum. Eskiden de tanıyorum arkadaşımla. Müdürüm ne oldu bizim iş? Tamam. Ankara'ya gönderdik, haber bekliyoruz. Ankara'dan geldi. Kurula girdi. Kuruldan çıktı. Tekrar Ankara'ya gitti. Ankara'da tabiat taraflarını koruma müdürlüğünde bekliyor. O şu anda hala bekliyor. E niye bekliyor? Burada milletvekili telefon açacak. Ondan sonra imzalıyor. Ben de bekliyorum. Gelmediği zaman da elbette ki bu şikayetini yapacağız. Elbette ki yapacağız. Yani Gökdüman gibi bir yerde belediye çok eski tesisler. Sağ olsun Osman Bey'in arıtmasını kurmuşlar. Orada bir tesis yapmışlar. Yani biz bu çalıştırma zorundayız. Almak zorundayız. Ha, başka birini yaniye çıkarırlarsa bunun siyaseten cezasını kendileri şekerler veyahut da şey yaparlar yani. O zaman şu anda kadınlar plajı bize geçecek. Ormanlar yazısını aldık. Antalya Büyükşehir Ekrem'de. Şimdi onlar da yakın zamanda bize verecek. Limanın içerisini yıktık. O şehirleri bıraktık. Gazinomuzu işte eski şehirleri bıraktık. Artık oraya bir şimdi şey yaptırıyoruz. Oraya halkın kullanacağı, halkı gezebileceği. Bundan 15-20 sene önceki o eski halkın rahatlığa ulaşabileceği ailece yerler yapmak istiyoruz. Şu andaki öğretmen evimizi sosyal tesis haline getirip insanların şeyine hizmetini açmak istiyoruz. Oradaki sahneyi yıkıp, küçük bir sahne yapıp yazlık gösterilerimizi, küçük tiyatrolarımızı, yazlık sinemalarımızı orada oynatmak istiyoruz. Artık ara ara başlayacağız. Yani kendi kanalı çerçevesinde bunları yapmaya çalışıyoruz. Onun için kısaca böyle bir bahsetmek istedim sizlere. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Birlikte seçim kazandık. Birlikte beraberlik de oldu. İnşallah bu gibi beraber devam eder. Birbirimize saygımızı ve sevgimizi kaybetmiyoruz. Saygı ve sevgi olduğu müddetçe her şey olgunlukla yürür. Her şey düzelir biliyoruz. Birbirimizi kötüleyerek değil, birbirimizi severek ve saygı duyarak bu işten çıkacağız, başarılı olacağız. Onun için gençlerimiz hayal edecek. Bizler de sizlerin hayallerinizi yerine getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Hayal gücümüzü kullanın. Bundan sonra bu Finike'de sizler yaşayacaksınız. Bu memleket bizim, Türkiye bizim, Finike'de bizim yaşayanların. Onun için siz hayal edin, hayallerinizle gelin. Biz de elimizden gelen imkanlar çerçevesinde sizlerin hayallerinizi gerçekleştirmeye çalışalım. Tamam başkanım, biz bir sizlere de başkan adayı ve yönetim kurulu arkadaşlarına başarılar diliyorum. Teşekkürler başkanım. Hayırlı olsun diyorum.